Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese Emekli TV'den sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Almanya'dan haberlerimiz var. Bunun yanı sıra beni yurt dışından izleyen tüm izleyicilerimizi çok çok sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, İster çifte vatandaş olun, ister mavi kartlı, ister pembe kartlı, hiç fark etmez. Sizin de emeklilik hakkınız var. Emeklilikle ilgili, Türkiye'de emekli maaşı alabilmenizle ilgili bu büyük gelişmeyi sakın ola ki kaçırmayın. Onun için bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın Aachen kentinde üzücü bir olay meydana geldi. Aachen kenti yakınlarında seyahat halindeki yolcu treninde bir adamın yolculara bıçakla saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamada zanlının yakalandığı ancak yolculara neden saldırdığının henüz bilinmediği belirtildi. Sabah saat 07:40 sıralarında gerçekleşen bu akıl almaz olayın zanlısının bir Iraklı olduğu ifade edildi. Olayın gerçekleştiği sırada trende ofisine gitmek için yolculuk yapan sivil giyimli bir federal polis memurunun saldırganı fark ederek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yaralanan 3 yolcunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin de bulunmadığı verilen bilgiler arasında. Ulaşım geçici olarak durakladı ancak daha sonra ulaşım kaldığı yerden devam etti. Yani durduk yere sabah işe gidiyorsunuz arkadaşlar. Metrodasınız, trendesiniz, işte otobüstesiniz, bir tane çıkıyor elinde bıçakla birilerine saldırıyor. Allah muhafaza, Allah göstermesin değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da işlenen bir cinayet haberiyle yine devam ediyoruz. Daha doğrusu 2 cinayet. Sabah saat 07:45'te yolda yürüyen bir kişinin yüksek katlı binanın önünde ağır yaralı olarak yatan 11 yaşındaki erkek çocuğunu fark edip polise haber vermesiyle akıl almaz olay ortaya çıkmıştı. Yapılan aramada 9. katta da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız cesedine ulaşılmıştı. İlk yapılan araştırmada 2 kardeşin cinayete kurban gittiği belirtilirken ölüm nedenleri ise açıklanmadı. Cinayet masasının yaptığı araştırmaya göre cinayetlerin ailevi sorunlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Aranılan katil zanlısının çocuklarla ilişkisi merak ediliyor. Bild gazetesi katil zanlısının, değerli izleyicilerimiz, çocukların babası olduğunu yazdı. 2 küçük çocuğun babaları tarafından iddialara göre canice öldürülmesi şu anda Avrupa'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi oldu. Hanau'da oldu biliyorsunuz bu. Hanau halkı cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Komşulardan edinilen bilgilere göre Asya kökenli göçmen aile olduğu ve çocukların annelerinin olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden çocuklar Hessen Eyalet Parlamentosu'nda da anıldı. Milletvekilleri oturumun başında ayakta saygı duruşunda bulundu. Meclis Başkanı cinayetin korkunç bir olay olduğunu belirtti. Cinayet sonrası birçok kişi hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki erkek çocuğunun bulunduğu cadde üzerine çiçekler bıraktı. Savcılık katil zanlısı olarak çocukların babasının arandığını doğruladı ancak şu ana kadar herhangi bir yakalama gerçekleşmiş değil. En kısa zamanda yakalanmasını biz de umut ediyor ve bekliyoruz. Yakalansa ne olacak ki? 2 tane çocuk. Değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızın başında yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren büyük bir müjdeyi paylaşacağımı söylemiştim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, dünyanın neresinde olursanız olun, hangi ülkede olursanız olun, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Beni yurt dışından izleyen, dünyanın neresinde olursanız olun, tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir müjdeyi şimdi sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmalarıyla ilgili çok çok önemli bir görüşme yaptım. Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. Türkiye'de hiç olmazsa benim de bir emekli maaşım olsun, az ya da çok, bir gelirim olsun diyen herkes Türkiye'de emekli olmak istiyor, gayet de normal. Ancak geçmişte özellikle de 2019'da çıkartılan bir yasayla vatandaşlarımızın pek çoğu dedi ki ben artık emekli olamam dedi ve emeklilik defterini kapattı. Arkadaşlar, Özgür Bey'e ben bunları anlattım. Özgür Bey'in bana söylediği şu: vatandaş kulaktan dolma Ali'den, Veli'den, Ayşe'den, Fatma'dan bir şeyler duyuyor ve emeklilik defterini kapatıyor. 3.500 euroya emekli olan da var. 4.000 euroya da var. 5'e de var. 10'a da var. 20'ye de var. 30'a da var. 40.000'e de var. Ama vatandaş kendi durumunu bilmeden, vatandaş hangi kategoride olduğunu anlamadan ben artık Türkiye'de emekli olamam deyip eşinden, dostundan, Ali'den, Veli'den duyduğuyla bu emeklilik defterini kapatıyor. Şimdi yurt dışında yaşıyorsanız, İster yaşadığınız ülkede çalışın, ister çalışmayın. İster emekli olun, ister emekli olmayın. İsterseniz değerli izleyicilerimiz Türkiye'de askerlik yapmış olun, isterseniz askerlik yapmamış olun. İsterseniz çocuğunuz olsun, isterseniz olmasın. Geçmişte Türkiye'de bir sigorta başlangıcınız olsun ya da olmasın. Kaç yaşında olursanız olun, ister çifte vatandaş olun, ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun. Arkadaşlar, hepinizi çok çok sevindirecek olan haber şu. Şimdi Özgür Bey'e dediğimi, hepinizin emeklilik hakkı var arkadaşlar. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan, doğum yapan hanımlara sesleniyorum. Yani annelere. Şimdi anlatacaklarımı, bu büyük fırsatı özellikle hanımlar lütfen kaçırmasın. Türkiye'de emekli maaşı almanız için ilk adımı atmanız için çok çok önemli bir gelişme. Ayrıca beyler, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın beyefendiler, şimdi anlatacaklarımda önceliği hanımlara vereceğiz. Çünkü bizim toplumumuzda hanımlar, kadınlar hep ikinci planda bırakıldı. Beyler kusura bakmayın, hani yok falan demeyin. Bizim toplumumuzda hanımlar evlenirler. Kendisini çoluk çocuğuna, eşine feda eder, ömrünü verir. İleri yaşa gelince döner geriye bakar. Elde avuçta hiçbir şey yok. Ne bir emeklilik, ne doğru düzgün bir gelir, ne de kenarda, kıyıda, köşede 5 kuruş para. Sonra da sosyal yardıma muhtaç hale gel. Maalesef bizde böyle arkadaşlar. Hiç kimse alınmasın. Onun için şimdi hanımlara sesleniyorum. Hanımlar, sizin de emekli maaşı alma hakkınız var. İster çalışmış olun, örneğin Almanya'da yaşıyorsunuz ya da Fransa'da, Hollanda'da, isterseniz hiç çalışmamış olun. Emeklilik hakkınız var. Biraz sonra anlatacağım. Beyler, siz de kaç yaşında olursanız olun, gençler özellikle siz de bu anlatacaklarımı lütfen çok iyi dinleyin. 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğinizi planlayın. Geleceğinize şimdi anlatmaya başlayacağım şekilde bir yatırım yapın. Özgür Bey, sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya'ya şunu söyledim. Vatandaşımız hangi yoldan gideceğini bilmiyor. Durumunu bilmiyor. Emekli olur mu olmaz mı onu da bilmiyor. Oradan buradan duyduklarıyla vatandaş bir şekilde çıkış yolu arıyor. Ve bu vatandaşlarımız içerisinde emekli olmak isteyenler bugüne kadar bazı sözde sosyal güvenlik uzmanları tarafından dolandırıldı. Ellerinden paraları alındı. Bu insanlar mağdur edildi ve emekli edilmedi. Bütün bu olumsuzlukları ben biliyorum, çok iyi biliyorum. Artık bütün bu olumsuzlukları bir kenara bırakıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye'de emekli maaşı alabilmek için ilk adımı atıyoruz. Nedir bu ilk adım? İlk adım, önce Özgür Bey'den emeklilik danışmanlığı alacağız. Nedir bu emeklilik danışmanlığı? Ne zaman emekli olacağız? Kaç yaşında emekli olacağız? Kaç para maaş alacağız? Devlete kaç para ödeyeceğiz? Türkiye'ye gittiğimiz zaman sağlıktan, doktordan bedavaya nasıl yararlanacağız? Ve diğer tüm sosyal haklar tamamını öğreneceğiz. Öğrendikten sonra ne yapacağız? Emeklilikle ilgili planlamamız yapılacak. Bu emeklilik planlamasından sonra siz emeklilik şartlarını taşıyorsanız hemen sizinle ilgili olarak Özgür Bey gidecek Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SSK'ya, SGK'ya sizin adınıza tüm başvuruları yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre nerede olursanız olun. Hiç fark etmiyor. Sizin tüm işlemlerinizi Özgür Bey sizin adınıza yapacak. Yani kısaca önce röntgen çekilecek. Sonra da adım atılacak. Şimdi vatandaş emeklilikle ilgili durumunu bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Nereye gideceğini bilmiyor. Vatandaş doğru düzgün bilgi alamıyor. Evet, alamıyor arkadaşlar. Hiç kimse bana şunu söylemesin. İşte bilmem ne konsolosluğuna gittik de aldık da falan. Arkadaşlar, videoların altında görüyorum. Vatandaş yazmış. Mağduriyetini anlatıyor. Vatandaş gitmiş işte bilmem ne kurumuna. Demişler ki şöyle olur böyle olur. Yok böyle bir şey. Vatandaşın emeklilik hakkını aslında yanlış adım atarak elinden almışlar. Ama bunu anlamak, duymak, görmek istemiyorlar. Vatandaşa yanlış borçlandırma yapmışlar. Vatandaş çok kolay bir şekilde emekli olacakken bunun işini zorlaştırmışlar. Oradaki çalışan da bilmiyor çünkü. Bu iş uzmanlık gerektiriyor. Bakın, emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. Onun için müracaatlarınızın çok çok doğru olması gerekiyor. O doldurduğunuz formlar, dilekçelerde bir yere yanlış bir işaret koyarsanız alacağınız maaş yarıya düşüyor. Ödeyeceğiniz para da 2 katına çıkıyor. Böyle şeyler var. Vatandaş bunları bilmiyor. Şimdi ben Özgür Bey'e yine şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey, anlattım mağduriyetleri. Yurt dışında yaşayan herkesin kaç yaşında olursa olsun emeklilikle ilgili adım atması için çok cüzi bir paraya bu danışmanlık hizmetini vereceksin. Vatandaşın tüm işlemlerini yapacaksın. Tüm dilekçelerini dolduracaksın. SSK'ya gidip vatandaşın adına tüm formları vereceksin. Tüm müracaatları yapacaksın. Vatandaşa emekli maaşını bağlatacaksın. Kendisi de sağ olsun kırmadı beni. Tamam dedi. Sadece 120 euroya arkadaşlar, sadece 120 euro. Evet. Sadece 120 euroya siz bu danışmanlık hizmetini alacaksınız. Ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne sonra. Çok büyük bir kampanya. Sakın bu kampanyadan kendinizi mahrum bırakmayın. Düşünecek bir şey yok kardeşim. 100.000 euro değil. 120.000 euro değil. 1.200 euro da değil. Sadece 120 euro. Niye ısrarla söylüyorum biliyor musunuz? Kapı kapı gezmeyin. 3-4 bin euroya danışmanlık veriyorlar Türkiye'de. Ben bunların hepsini biliyorum, bu hokkabazları. Bu devir bitti. Artık gurbetçi vatandaşımızı kimse dolandıramayacak kardeşim. Sadece 120 euro ödeyerek vatandaş emekli maaşına ilk adımını atacak. Bu kadar. Ek hiçbir ücret yok. Bitti. Arkadaşlar, düşünecek bir şey yok onun için. Şimdi ne yapacağım diyorsunuz? Ekranın altında WhatsApp numaramız var. +90 546 102 41 42 numaralı. Şu an ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında arkadaşlarımız var. Size hemen bir hesap numarası atacaklar. Bu hesap numarasına siz 120 euro yatırdığınızda hemen randevunuz oluşturulacak. Özgür Bey ile hemen bir randevu oluşturulduktan sonra ilk görüşmenizi yapacaksınız. görüntülü bir şekilde konuşacaksınız. Özgür Bey karşınızda canlı olarak. Sizin durumunuzu soracak. Çocuğunuz var mı? Geçmişte Türkiye'de hiç sigortanız oldu mu olmadı mı? Gibi pek çok konu var. Uzun uzun anlatmayacağım bunu. Çünkü ben sosyal güvenlik uzmanı değilim. Bu işin uzmanı Özgür Bey. Sonra sizin bu bilgilerinizi aldıktan sonra kendisi 3-4 gün süren bir çalışma yapacak. Sizin röntgeninizi çekecek. En ucuza nasıl emekli olursunuz ve en yüksek emekli maaşını nasıl alırsınız? Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum? Kaç para devlete öderim? Bütün bu sağlıktan vesaireden nasıl yararlanırım? Hepsini öğreniyorsunuz. Sonra Özgür Bey diyorsunuz ki, tamam diyorsunuz, ben şartları anladığım kadarıyla taşıyorum. Ben emekli olmak istiyorum diyorsunuz. Özgür Bey sizin adınıza tüm müracaatları yapıyor. Emeklilikle ilgili bütün işlemleri yapıyor. Ek hiçbir ücret olmadan sadece 120 euro. Ve size emekli maaşını bağlatıyor. Hiç Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desem 500-600 euro. Ve o kadar hani sağ olsun bizi kırmadı Emekli TV izleyicileri için. Bugün diyelim ben Almanya'dayım, Fransa'dayım. Türkiye'deki bir akrabamı 120 euroya SGK'ya gönderemem kardeşim. Gönderse ne iş yapacak? Bir gider bir daha gitmez. Ne yapacak? Sadece 120 euroya siz bu işin uzmanından hizmet alıyorsunuz. Hani daha ne olsun? Cebimize 120 euro koyalım. Sabah evden çıkalım. Akşam döndüğümüzde cebimizde 5 kuruş para kalmaz. Hiç sakın ola ki gidip birilerine 3-4 bin euro danışmanlık falan asla vermeyin. Bakın. Siz emeklilikle ilgili müracaatlarınız yapılacak. Örneğin Almanya'da yaşıyorsunuz. SGK'dan Almanya'daki evinize bir mektup gelecek. Ya da hangi ülkede yaşıyorsanız. Amerika'dan tutun, Kanada, Avustralya, nerede olursanız olun. Suudi Arabistan, Katar, nerede olursanız olun. Evinize bir mektup gelecek SGK'dan. Denilecek ki devlete şu kadar miktarda bir parayı 3 ay içerisinde ödemeniz gerekiyor. Ödemeniz gereken hesap numaraları da devletin bankaları. Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi devletin bankaları. Bu hesap numarası da devletin hesap numarası. Bakın geçmişte çok mağduriyetler oldu bununla ilgili. Bu sözde bazı sosyal güvenlik uzmanlarına vatandaşlarımız gidip elden bu paraları verdiler. Arkadaşlar elden para falan yok. Emeklilikle ilgili devlete ödeyeceğiniz parayı siz devletin size söylediği devletin bankasındaki hesaba yatıracaksınız. Özgür Bey'e falan da değil. Danışmanlık ücreti ayrı. O 120 euroyu Özgür Bey'in hesabına yatıracaksınız. O başka bir şey. Ben başka bir şey anlatıyorum. Yanlış anlayanlar olabilir. Her şey resmi. Her şey kanunlar çerçevesinde. Siz emeklilik hakkınızı sakın ola ki kaybetmeyin. Hanımlar, düşünecek bir şey yok. Beyler, düşünecek bir şey yok. Genç kardeşlerim bakın. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de anneniz, babanız için, anne babalara da şunu söylüyorum, çocuklarınız için adım atın. Bu hizmeti alın. Siz aslında 120 euroya geleceğinize bir yatırım yapıyorsunuz. Ali'den, Veli'den, bilmem nereden artık bir şeyleri duyma devri bitti. Hiç kimsenin de bir şey bildiği yok ki. İş yerine gidiyor vatandaş, bir şey duymuş onu söylüyor. Komşuya gidiyor oraya, camiye gidiyor oraya, derneğe gidiyor orada. Hiç kimsenin bir şey bildiği yok aslında. Kusura bakmayın öyle. Şimdi hanımlar dedik ya, hanımlara ayrıca bir indirim var arkadaşlar, onu da açıklıyorum. Hanımlar eğer eşleriyle beraber yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa hanımlar sadece 60 euro ödeyecek. Hanımlara eşiyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ama tek başına alırsa 120 euro ödeyecek o da. Ama karı koca birlikte alırsa toplamda 240 euro ödemeyecek, sadece 180 euro ödeyecek. Hani daha ne olsun? Daha ne olsun? Ailede çocuklarınızla beraber bu danışmanlığı alın. çok çok önemli bir şey anlatıyorum arkadaşlar. Kendi geleceğinizle ilgili. Gelecek de bir gün gelecek. Artık düşünme vakti değil. Kısa bir süre sonra bu kampanya bitecek. Benden size tavsiye. Sonra demeyin ki ya Fatih Bey fiyatlar yükselmiş. Biz kaçırdık işte indirim falan. Bak söylüyorum. Kısa bir süre sonra bitiyor. Yani bu tren gidiyor haberiniz olsun. 120 euroya Türkiye'de danışmanlık alacaksın. Sosyal güvenlik kurumuna gideceksin. Adına müracaatlar yapacaksın. Ek hiçbir ücret olmayacak. Böyle bir şey yok. Onun için fırsat, onun için yattığınız yerden ayağınıza gelen bir kampanya arkadaşlar. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Bu numaraya şimdi emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazın arkadaşlar ve emekli maaşına ilk adım atın. Bakın arkadaşlar siz 120 euroya aslında büyük yani tarifi olmayan bir yatırım yapıyorsunuz. Vatandaş emekli maaşını alıyor. Allah göstermesin hangimiz ölmeyeceğiz ki? Hepimiz öleceğiz. Çoluk çocuğuna kalıyor, eşine kalıyor. Bazıları beğenmiyor. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da yüksek mi emekli maaşı? Fransa'da yüksek mi emekli maaşı? Nerede yüksek? Arkadaşlar, Türkiye'ye izne gittiği zaman bankada param birikiyor. Öyle ya da böyle Türkiye'de sağlıktan yararlanıyorsun. Doktora gidiyorsun, para vermiyorsun. Daha ne olsun yani? Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Çok kısa bir süreliğine arkadaşlar sadece ve sadece 120 euroya geleceğinizi planlıyorsunuz. Gençler bak özellikle gençler. Biz işte genciz, 30 yaşındayız, 40 yaşındayız. İşte bize bir şey olmaz ne emekliliği falan demeyin. Özellikle gençler bu emeklilik planlamasını yaptırsın. Ne zaman, nasıl, şartlar, nasıl yararlanabiliriz? Arkadaşlar bu fırsat bir daha gelmeyecek. Onun için artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattını hemen şimdi kaydedin. WhatsApp'tan yazarak arkadaşlar hemen iletişime geçin. Benden size söylemesi bu fırsat bir daha gelmeyecek. Bu bir. İkincisi konu. Sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili vesaireyle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili aklınıza ne gelirse gelsin. Hizmet alacağınız, danışmanlık alacağınız, işlerini çözdüreceğiniz numara yine bu numara. Bugün bu numara sana lazım değilse emin ol ki yarın lazım olacak. Onun için bu numarayı kaydedin. Bir de hem bu videoyu hem bu telefon numarasını eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, iş yerindeki arkadaşlarınıza, komşunuza, hemşerilerinize mutlaka gönderin. Onlar da istifade etsin, onlar da izlesin, onlar da bu numarayı telefonla kaydetsin. Ali'ye, Veli'ye gidip 3-4 bin euro danışmanlık falan parası verip kardeşim çarpılmayın. Bak 120 euroya. Özgür Bey sizinle görüntülü konuşacak. Bütün detayları arkadaşlar siz Özgür Bey'den her şeyi öğreneceksiniz. Daha ne olsun? Eğer İstanbul'da olan varsa İstanbul'a bir şekilde vatandaş gitmişse bu vatandaşlarımız da eğer isterse Özgür Bey'le yine randevu alarak aşağıdaki telefon numarasından yüz yüze de görüşebilir. Daha ne olsun? Bütün işlemler Emekli TV'nin garantisi altında. Her konuda güvenebilirsiniz. Her konuda. Ben bu ekrana kimi çıkardıysam sizlerin göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu fırsat Emekli TV izleyicilerine özel bir fırsat. Sakın ola ki kaçırmayın. Sakın, sakın, sakın diyorum. Evet. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.